Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4'e hoş geldiniz. 146 şova hoş geldiniz. Yani buralarda bulunduğum zamanlar boyunca gerçekten çok aptalca şey yaptım. Yapılır, normal bir şey. Çünkü genç insanım, aptalca şeyler yapılacak. Aptalca hatalar yapılacak. Çok fazla aptalca şey yaptım. Ama herhalde az önceki açılış gibi hiçbir şey yapmamıştım. Aa, burası ne güzel, çiçek koymuşlar buraları. Şimdiki barbar yüzünden... Şimdiki yok, vandal değil. Barbar yüzünden çiçekleri ezesim geldi. Topu alıp. Ama yapmadım. Ben uygar bir insanım. Uygarı seviyoruz. Topluluk olarak. 46 topluluğu olarak. Uygarlı seviyoruz. Şunu alıp sürebileceğim bir araba sandım. Ama değilmiş. Bu beni üzdü ama bu ne? I'll never forget you. Bu ne? Jose in loving memory of. Aha. 2007'de mi ölmüş? Bu GTA 3'te falan mı öldü acaba? GTA 3 için spoiler mı aldık biz? Aha. Süper oğlum. Çok iyi. Motor bırakmışlar bizi buraya. İyi. Oyunda hemen ilerlemeden ölebiliriz. Oo, bir de yağmurla müthiş kayacağız burada. Çok güzel olacak. Evet, şeyi fark ettim. Yani ben GTA 4'ten hala tabii müthiş bir keyif alıyorum ama daha önce GTA 4'ten daha fazla keyif aldığımı fark ettim. Şuraya girdim çünkü yemek yiyeceğim, çünkü canımız az. Leader mı aldım az önce 1 dolara? Ve bütün burger shotlar hep böyle Doğu Avrupalılar çalışıyor nedense. Ama bak, çok paramız var ve yapacak hiçbir şey yok ha. Sanırım gidip bütün giysileri alabilirim herhalde. Yapalım lan, şuradan bir giysi dükkanına gidelim, bir şeyler yapalım. Sen nesin? Moda giyeyim. Hadi bakalım. Gidip giysi al. İlk önce bir görev yapalım. İlk önce bir görev yapalım, ondan sonra giysi alalım. Yakınlardaki en yakın görevine, yakınlarda hiçbir şey yok. Derek var en yakın. Bu ne var? Phil Bell var. Phil Bell kimdi ya? Derek'e gidelim. Derek neydi, ne yapıyordu onu hatırlamıyorum ama GTA 4'ten daha önce çok daha fazla keyif alıyormuşum. Çünkü GTA 4'te şehir havasını alıyorum. İçime çekiyorum, şey yapıyorum. Yani geziyorum, tozuyorum gibi oluyor. Ben yani, Niko'dan bahsetmiyoruz. Bayağı ben de geziyorum, tozuyormuşum gibi oluyor. Ve bundan da çok keyif alıyormuşum. Çünkü evlerin içindeyiz zaten. Dışarı çıkmıyorduk, şey yapmıyorduk. Yani dışarı çıksak zaten şey yapamıyoruz. Bir yere oturamıyorduk. Böyle zamanlarda gerçekten GTA 4'ten çok keyif alıyormuşum. Çünkü sanki dışarı çıkıp bir aktivite yapıyorum gibi oluyor. Bu da bana ilginç geldi. Şöyle dönüp geriye dönük böyle bir analiz yaptım. Şey de ayrıca ilginç geldi. Yine yani daha kısıtlamalar döneminde dışarı çıkma yasakları, yani saat, doğrusu saat kısıtlamaları falan olduğunda veya yerler hala kapalı olduğunda, mekanlar kapalı olduğunda o günlerdeki bazı şeylerden de müthiş keyif alıyormuşum. Yürüyüş yapmaktan falan çok keyif alıyormuşum. Veya bilmiyorum ama bazı şeylerden çok daha fazla keyif alıyormuşum şu an yapmaktan. Herhalde elde olan şeylerle bir alakası var ya. Elinizde ne kadar fazla şey varsa, ne kadar fazla seçenek varsa bazı şeylerin değeri o kadar, değer demeyeyim de verdiği keyif herhalde o kadar azalıyor veya artıyor, bilmiyorum. Belirli sınırlar gerekiyor, çizgiler gerekiyor bizim bir şeylerden daha fazla keyif almamız için. Ama dediğim gibi yani şu anda gerçekten çok keyif alıyorum. Yine bir yağmur havasını veriyor. Hoş, yağmur havasını biz de biraz sonra alacak gibiyiz. İlginç rüzgarlar esiyor bir yerlerden ve azıcık da deli etmiyor değil. Demek için şu zor şey. Ben bu videonun sonunda üşüteceğim herhalde. Onu hissedebiliyorum şu an. Ama küçük polar şeyi battaniye üzerime koydum. Aşağıda mısın lan? Telefe var. Ulan şerefsiz. Aşağıda bekliyor bizi. Aşağı inelim o zaman, ne bileyim. Umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz.
Yine rampalar var. Ay yok, rampa değilmiş. Bakalım şuraya gitmeden önce şu küçük yerleri bir gezelim. Neler var, nasıl yerler. Buraları falan hiç girmemiştim. Girdim. Biraz sonra da çıkacağım. Hiçbir şey de... Aa, helikopter, helikopter var lan orada. GTA 4'te... Sen çantayı kafana aldın, öyle şey yapıyorsun. Ben diyorum, ben yine tuhaf bir varlıkla mı karşılaştım? Helikopter var burada. Böylece geçebiliyor muyuz buraya? Aa! Tamam, burayı hatırla. Helikopterleri öylece alabiliyoruz yani, bu helikopteri. İlginç. Güzel işte, yeni yeni şeyler görüyorsunuz. Buradan baksak nereye görüyoruz? Anladım. Anladım. Tamam, çıkalım o zaman. İyi abi, güzel, devam. Bakın Derek. Onları tamamlayabileceğimi sanmıyorum ama gördüğümde vurayım işte, ne olacak. Elinde tabancayla koşuyorum şu an. Evet evet, sen dur orada. Seni korkutmak için çok ideal. Sarım silahlar hakkında genel olarak bunu diyebiliriz, birilerini korkutmak ideal. Serdar'ın ahbap bir rehberi olsun da. Bunu bir kullanacaksın diyor bizim için. Benim kontaktım şu tarafta diyor. Temas kurduğum şu kişi, şu koordinatları şunlar, anladım. Kimin teknesine git? Kimin teknesine gidiyoruz ya? para kazanacağız yani. Ya önemli değil para kazanmak abi. Harcamıyorum çünkü parayı. Aha. Me, Bucky, and Aiden, we all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago then. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talked. Couldn't see all the way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me. Tamam. Geldik. Uzaktan vursa mıydım acaba? Bu arada evet, GTA 4'ün hikayesi gerçekten çok güzel. Ve karakterler çok gerçekçi. Ben GTA 4'ü zamanda eleştiri yönelik, eleştiri değildi aslında, eleştiri de şey değil yani. Sadece bir farklılığı şey yaptım. Kimi takip et. Takip edeceğiz ya. Güzel. Umarım ölmezsin hocam. Öldün herhalde. Ulan donanmanız mı var? Nasıl geldiniz? Oha, şerefsizler ve kızlar. Helikopter mi lan o? Ne?
Lan ha. Al şerefsiz. Aa. Oh, güzel, keyifliydi. Teşekkürler bana böyle bir şey kullandırdığınız için. Kimi takip et? Takip edelim bakalım. Ama şöyle silah değiştirin, tabanca alalım. Uçağı da indirelim. Aha. Pub'da borç aldığın kişiler bunlar değil abi. Bir helikopter ve de donanmayla geldiler. Hava ve deniz destekleri vardı. Para aldığın kişiler değil bunlar. Borç aldığın kişiler değiller. Bir özel harekat takımları falan gelmiş yani gerçekten. Biraz daha hızlı git. İyi tamam, şöyle önümüze geç ya. Arkadan bizi yavaş yavaş takip edelim işte. Terk edilmiş bir şeylere benziyor. Buradan da gizem çıkabilir yani. Buradan da bir söylenti falan vardır illaki. Araştırmak lazım. Selam hocam, siz de bizi vuracak mısınız acaba? Tamam. Lan ne dramatik konuştum be. Okay. Kaydet bakayım. Oh mis gibi, 7000 dolar aldık. Şimdi gidip 7000 doları bir şey harcayalım. Park edilmiş bir araba bulmam. Biliyorsunuz bu önemli. Taksiye binelim lan. Hayır. Ulan. Taksiye binecektim sadece ya. Gerçekten. Memur bey, yanlışlıkla oldu ya. Eski alışkanlıklar. Bir şey yapsanız gerçekten suç işlemiş az önce takım kişileri olurdu ama. Gerçekten benlik bir şey değildi ya. Kusura bakmayın. Özür dilerim hareketlerim, tavırlarım için. Beynersek. Oh. Kaybettik onları. İyi bari bu taksiyi almışken bu taksiyle gidelim. Nereye gidelim? Bir giysicimiz var, evet. Bir giysi almaya gideceğiz. Önce biraz para harcayacağız. Bir giysi daha alalım, bir şey alalım. Paramız varsa harcayalım işte. 400 bin 50, 500 bin dolarımız var. Ne yapacağız biz bununla? Ev alamıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Sunrest'e kadar şey yok. Yatırım yapamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bir GTA 5 %100'ümüz var. Ne zaman yaparız bilmiyorum ama bir GTA 5 %100'ümüz var. Sunrest'i şu an %100 yapıyorum ya, muazzam keyif alıyorum, müthiş keyif alıyorum. Big Vice'de %100 ve GTA 5 %100'ümüz var. Daha GTA 3 ile GTA 4 %100 değil ama. Efendim, Little Jacob. Çevirmemiz çok yakın. Ben kendimi heyecanlandıracağım. Dardım card. Tamam. Nerede çokluk? Hadi gömdüm. Lan Little Jacob, çok iyi insansın ama. Mesela derken, bir şey derken bana hakaret mi ediyorsun? Beni seviyor musun? Onu anlamak mümkün değil. Hadi gömdüm diyor ya. Böyle çıkacağız bugünkü videonun. Hadi gömdüm ahbaplarım. Gömdüm sizi. Görüşürüz falan mı diyeyim? Ne diyeyim yani? Yalnız dur lan, bakacağım. Mesajı azıcık daha inceleyeceğim. Bakalım neler söylemiş. Hey Nico, iş çevirmemiz çok... Oğlum. Ben kendi heyecanlandırmam dedim kardı. Tamam. Nerede? Çokluk or... Hadi gömdüm. Hadi gömdüm. Müthiş ya. Okay, güzel. Hay lan, ben geçeceğim buradan.
Şuradaki giysiciye geldik. En iyi giysilerinizi alayım. Bankadan çaldım bu paraları. Gayet de çoklar. O yüzden yeteceğini düşünüyorum. Aynen böyle diyeceğim. Bankadan çaldım. Abi e-mailleri kontrol edelim ya. E-mailleri de çok. Onları kontrol edelim. Efendim Bernie. What's up Bernie? Ne haber Bernie? Tamam. Sana bunu verdim bilmiyor ama. O da bana verdi. O yüzden ben veriyorum. Bir araba mı? Aha. Teşekkürler. Takdir ettim seni. Takdir etmiyorum kesin. Bernie'nin yanına mı gideceğim şimdi? Arabayı almak için mi gideceğim? Dayak yiyeceğiz. Bir şey olacak illaki orada. Pantolon 100. Good choice, bro. Got the same thing at home myself. Ya kar ceketi neymiş acaba? Nice. That's gonna get you noticed, bro. Ya hiç de öyle düşünmüyorum ya. Bayağı aslında şey gibi giyindik şu an. Birisini öldürmek hiç gerek yok ya. Ceketi bırakmak için E tuşuna basmamız lazım. E tuşu çok şey böyle çok. Bu ne? Ceket. İyiyiz ha. Bu rengi golf ceketi denemeye gerek yok. Ben şu an dayı oldum ben. Dayısı oldum şu an. Bu neymiş? Evet lan hadi böyleyiz. Hadi bakalım. Bu nasıl? Üf. Çok çirkin be. Çok çirkin. Kesinlikle giyeceğiz ya. Oho. Ohohoho. Bu hangisi? Çok güzelmiş aslında ama. Şunu giyeyim. Kazak satın ulan neden baştan satın alıyorum? Neyse satın alayım 100 dolar. Neyse ne ki. 440 bin 450 bin dolarımız var. Hadi bakalım. Onçik katil başında. İki tane hammer yan yana geliyor arkadan. Ne oluyor ya? Nico Evlat ne zamandır senden haber almadım. Askeri mi aldılar? Difrize mi koydular? Nedir bu sessizlik? Nedir bu şerefsizlik diye okuyacaktım bir ara. Bana ne abi? Arayın çıkalım. Allah Allah. Şu an giysi yapıyorum. Şu an mesaj atacağınıza beni arardınız. Oğlum bu ne ya? Tavır yapıyorlar. Koskoca adamlar tavır yapıyor. Sen mesaj atmıyorsun. Ne yapıyorsun diye tavır yapıyor ya. Olaya bak kafayı oho cılızlık zamanı zayıflayın kilo verin aha gününüz değiştirildi aha yango tarihlisi aha Sir Lenora aha aha efendim Roman. Müjdemi isterim. Marjorie benimle evlenmeyi kabul etti. Çok mutluyum. Evimin erkeği olacağım. Çok heyecanlıyım. Bazı iniş çıkışlarımız oldu ama sonuçta iyi anlaşıyoruz. Lan bunu maille mi söylüyorsun? Onu aldatmaktan vazgeçtiğim gün... Hadi baştan okuyalım. Onu aldatmaya vazgeç... Onu aldatmaktan vazgeçtiğim günden beri her şey yolunda gitti. Oğlunla evlenmek için sabırsızlanıyorum. Yalnız bir sorun var. Bir daha hiç üçlü yapamayacağım. Hadi şu cümleyi baştan okuyorum. Bunu aldatmaktan vazgeçtiğim günden beri her şey yolunda gidiyor. Öyle mi Roman? Aynen çok sevindim. Bruce üçlüye kaçıldığımız aynen deliye döner. Efendim. Dostum seninle takılmak süper. Dostum sanki uzayda yarıştık. Body çalışıp bronz seninle bir de elindeki silahlarla seni görmek için sabırsızlanıyorum. Dostum lider sensin. Her neyse yarış süperdi. Seninle gurur duyuyorum. Bir başkayız dostum. Biz liderleriz. Gitmem gerek. İkizlerle üçlü anladım. Hatunlarla tabii. Heriflerle değil. Kızları öper erkekleri yumrukları anladım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Patos iyi bir şey yaptın.
Sen kimsin abi? Doğruluk için mücadele ettiğine sevindim. Ben müziğimle mesaj veriyorum dostum. Beni fark edenler diğer yerlerden bilirim. Ha, bu Patos şey, o kişi. Tamam. Yoldan rastgele şey yaptığımız kişi. Melike Belliç. Dedim ki Roman evleniyormuş. Çok heyecanlı. Bu bizim anamız herhalde. Bir tanecik anamız. Senin daha haberlerini almıyor değiliz. Ciddi düşünüyor musun? Keşke düğüne gelebilseydim. Güzel güzel düğününüzü yapın oğlum. İkinize de gurur diyorum. Bir şey bayağı bir şey. Anladım. Bruce'yi parçalar kardeş. Bu sitede geçenler nedir ya? Bruce'yi olmayan paparazzi dedikoduları da olur mu? Çalışma fotolarımı kaç kere yollayayım? Aha. 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 Anladım. Yine erken kalktım çünkü teknik servis gelecekti güya. Ama gelemediler. Yarın gelecek. Ben dedim madem boş zamanım var, değil mi? Bir şeyler yapayım, bir şeyler edeyim. Bu araba boştayken onu alalım. Ama şeyin yanına gideceğim şimdi. Kır hocam, kır kır kır. Boş ver, kır. Abi. Ulan polis yanımızdaymış ya. Polisin yanımda olduğunu görmemişim. Düğümdeyken orayı kırmışım. Oo. O birisini öldürdüm. Ölü kişi başkasını öldürmüş oldu öylece. Wow. Yani bazı olaylar gerçekten. Tabii. Neden silahçıyı gösteriyor haritada? Uzakta değil mi silahçı? Uzakta. Ama hemen yanımda. Şey var. Değil dur. Bernie var. Bernie mi? Bertie mi? Kimse işte. O var. Burada araba var dedin. Ne var lan? Lan. Ne oldu lan? Şerefsiz ha? Ha? Alacağım lan arabanı. Şerefsize bak. Sen ne diyordun ha? Sen ne diyordun? Hayırdır? Hayırdır hocam, hayırdır? 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 Ha? Ha? Ver bakayım arabayı. Arabası güzelmiş yani. Neyse boş yürüyerek gideyim şuraya. İyi esiyor ya. Hava sıcak olsaydı şu esinti çok güzel gelirdi. Şimdi sadece çok soğuk geliyor. Evet, burada bana yeni bir araba almışsa biraz sonra bir şeyler olacak sanırım. Thank you Bryce Dawkins. Oo. The cash for this didn't come out of city funds. Oo. Diyorsunuz ki. Ya da ohohoho. Ohoho. Bebeğim evet. Neredeydi burası? Tam şeyin sol tarafında. Köprünün tünelin hemen önünde. Daha sonra kaybedersek diye şey yapalım. Ohohoho, çok güzel şey. Diğer tarafa giderken şehrin diğer tarafında aynen şuraya gidelim ya. Silahçıya gidelim. Evet. Keyif bulur. Keyif bulur. Biraz şey alabilirsem, biraz alabildiğim sürece keyif bulur. Ezebilirim. Ezmekte hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yılanın başına küçükken ezeceksin. Hep şey dönüyorum ha. Hep diğer taraftan dönüyorum. Dönmem gereken yöne değil. Ters yönden dönüyorum çünkü fazla hızlıyım. Tıpkı hayattaki gibi falan.
Bu arada helikopterlerle ilgili de bir gizem var, ona bakmak için. Doğrulanan bir gizem sanırım hali hazırda. De kendimiz görmüş oluruz bir ara. Ama dediğim gibi oyun bitince. Oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Bryce çok teşekkürler. Bernie çok teşekkürler. Bu müthiş bir şey bu ya. Oğlum arabanın bir kısmı yok. Arabanın bir kısmı yok şu an. Ve gidiyor araba, hala hızlı bir şekilde gidiyor. Ne biçim bir araba bu? Güzel. Demek ki böyle oluyor herhalde o zaman. Daha lüks arabalar herhalde böyle oluyor. Diğer kısmı da halledeyim bari de. İyi, ona çarparak dönmüş olduk. Hızımızı aldık. Yani herhalde kimse de yarım arabayı almaz değil mi? Bayağı ön kısmın yarısı yok. Buradan mı gireceğiz? Burası mı? Merhaba dostum. Şunu bir şey yapalım. Daha fazla alamıyorum zaten. Bunu da bir dolduralım. Oh mis gibi. Nelerimiz var başka? Bunun şu an elimdekinden farkı nedir acaba? Güzel de görünüyor. Combat mantar. Görünüyor. Koy. Oo. Tam bu silahı değiştirmeyin başka bir şeyle. Bu güzel bir şeymiş. Sanırım kaliteli bir silah. Kamera diyor tabii ki orada. Büyük bir silah benziyor. Tamam sen. Ne kadar var elinde bilmiyorum. Nereye kadar gider bilmiyorum ama. RPG sat... Ulan RPG mi var? Yok muydu zaten benim? Seni incelemek için mi? Kurşun almak için. Aynen. Sniper şarjörü. Daha fazla alamıyoruz. Oh bunu da aldık. Bombamız da full. Her şeyimiz full. Güzel. Merak ediyorum. Of. Evet memur bey, ben bir takım şeyler yaptım. Derek McCreary'den devam edelim ya. Memur bey kesinlikle yarım arabası olan kişi değil yani o hareketi yapan. Derek çok dandik bir arabayla yanına geldim dostum. Ölüm tüneli, hadi bakalım. Neden burada takılıyorsun ya? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Anladım. How do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? Hayırdır? Aha. Maybe this is our time. Bir sakin bir dur ya. Bir kendine gel ya. Get off the drugs. Live with the memories. Hayden's been moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional. Senin kafan çok değil diyelim gibi ha. Tabi Derek, ne olacak? Senin için gider yine bir katliam yaparım. Değiliz. Değiliz.
Sen ölü bulacağız bir yerde, o çok belli sanırım. Ben yine yarı arabamla gideyim oraya. Yarı mobil. Efendim peki. Oh. Oh. Hocam param vardı, ben de aldım zaten ya roket. Ha, sen de bana yardım edeceksin yani. Tırı al, okey. İlginç. Umarım tıra kadar... Nerede? Ha, okey, çok da uzakta değilmiş. Yine başka bir adaya gönderecekler falan sandım. Episodes from Liberty City'nin o sıkıntısı var işte. Episodes from Liberty City sizi sürekli başka bir aradan bir diğerine falan yollayıp duruyor. Azıcık sinir bozucu oluyor. Yani Angarya iş gibi araba sürüyorsunuz. Araba sürmek keyifli ama gerçekten sadece zaman almak için falan koymuşlar gibi hissettiriyor. Hocam gerçekten arabanın ön kısmının yarısının olmadığını görüp buna okey mi diyorsun? Tamamdır, bu sıkıntı değil bizim için. Çok görüyoruz bunu. Liberty City'de çok var. O yüzden bizim için standart bir şey vardı. Böyle diyorlardı herhalde, burası ne? Haa şu. GTA 5'te görev aldığımız yerlerden birini hatırlattı. Sanırım şunu şey yapmamız gerek. Abi bir ya gerizekalı, benim 15-20 tane şeyim vardı ya. Roketler mermi vardı ya. Öf. GTA 4 gerçekten çok zorlamasın ya bazı noktalarda. Çok forcefulsun yani. Dediğim şey bu. San Andreas birazcık daha RPG gibi. Yani kendi yönteminde çözüyorsun, çözebiliyorsun bazı şeyleri. GTA 4 biraz daha zorlama. Özellikle oyunun kendi istediği gibi çözmeni istiyor her şeyi. Bir gişe tünelini engelle. Okey. Son zararda. Kamyonu atlatmazsak oraya gidene kadar. Çok ciddi bir ihtimal olduğunu burada söylemem gerekiyor bunun. Bu oyunun tekerleklerini konuşur noktasındayız. GTA böyle bir oyun. Sanki azıcık roketlerimizi konuşturacağız ama. Bizler gelip duruyor, inanılmaz ya. Oyunda yeni yeni yüklenirken. Anladım. Hallettik sanırım. I'm in position, Packy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. Anladım. Onlar da arkadan gidip tıkacaklar sanırım. Keşke birimiz yol tıkasa, diğeri saldırsa. Oğlum iyiymiş bu ha. Bence ben bu taraftan şey yapayım. Ha, siz öldürdük mü lan hepsini?
Müthiş. Yok, daha hayatta olan var. No witnesses son. Aa, şunu alacağız. Anladım. Buradaki suçları şey yapacağız. Kaçırıyormuş gibi görüneceğiz. Lan neden şey yapayım? Arkaya mı bindin gerçekten? Here come the police. We gotta lose this heat before we can send this fucker where he's going. Polislerden kurtul. Hemen efendim, hemen. Kurtuluruz, sıkıntı yok. Okey. İlerle, 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 ilerle. Oh be, kurtulduk. Sessiz bir mekana tır bırak. Sessiz bir mekana sanırım kendileri şey yapacak. Kendileri belirlemiş. Burası da sessiz olmaz mı? Hayır hayır. Onların seçtiği özellikle sessiz mi? Belki sesi bizim kısmımız gerekiyordur. Bilemeyeceğim. Genelde kıstığımız gibi. İlginç bir karar. Çok ilginç bir karar. Gerçekten çok güzel bir şey. Ya bu GTA 4 biraz daha... Şey gibi. Neydi şu yönetmenin ismi ya? Goodfellas falan yönetti. Böyle Goodfellas gibi bir şey yani GTA 4. Okay, there's a car. Get in that vehicle, prisoner. RPG şeymiş gibi, siymiş gibi konuştuk. Take us over to the collision left wing. Anladım. Lan sen de yine mi arkaya bindin? Lan bir yanıma binmeyecek misin? The cliffs of Leftwood then. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right. Somewhere the cops will never find me. No, nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit, I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside. Ne zeki bir yazım var ha. Zeki bir diyalog yazımı var. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Ne var memur bey? İçerideki bu görünümlü gemli şahsa aldanmayın lütfen. Roleplay yapıyoruz biz. Cosplay. Ama yok, yol yok lan burada. Dümdüz bir tane şey var da çok inanılmaz böyle bir şey, belirsiz bir izo. Hadi bakalım. Out you come, old boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless. So you thought you'd talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get rid of dear old Aiden. Jump. Ya. Ben seni bağışlıyor muyum? Öldürüyor muyum? Kesin öldürecek miyim? Bağışlama yok yani. Doğrudan vuracağım. Hocam. Sen iyiydin. Güzeldin. Hayatta yüksek çözünürlükte kalman dileğiyle. Sonraki hayatta görüşmek üzere. Bye bye.
Güzel bir, öğrenci güzel bir tamam, özgür olacaksın şimdi bak. Güzel gibi uçacaksın şimdi. Hocam seni ıslattık. Güzel bir şey yaptık. Görüşürüz. Güzel olacak. Da böyleydi. Serdar'ın beceriksizliği üzerine gerçekten öyle mi? Tamam o zaman. Gözlüklerimize ne oldu lan? Neyse yine bir gözlük alırız. Evet değerli abaplarım, sizlere güzel bir deniz manzarası. Aa şu manzara içinde yapayım. Veda edeyim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Nico'yla bana eşlik ettiğiniz için. Bu bölümde de yorumlarınız için, like'larınız için. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu ve yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay. Efendim Roman. Nico, it's your cousin. We should go and get drunk together. We will drink. Wait for me for one hour. Great, Nico. See you in a while. Roman, ulan Roman. Tamam, bir saat. Saatimiz var. Bir Roman'a takılalım. Görün filanı böyle yapalım bari. Yani ne diyeyim. Çık çık, lütfen şuradan çıkabiliyor ol. Efendim Francis. Castle Drive'da buluşalım. Tamam. Bir önce şey yapayım da. Park edilmiş bir araba, hiçbir şey yok mu ya burada? Bir saat sonra Roman'ı almam gerekecek. Park edilmiş araba mı? Evet park et. Oo bir sürü park edilmiş araba. Roman'ı şöyle güzel bir arabada götürmesek mi ya? Güzel arabalar yok ama sen fena değilmişsin. Vur 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 vur. Bir dakika. Roman'ı ta nereden alacağız ya? Ulan ne işin var orada ya? Memur bey sakin ol. Sakin ol memur bey. Bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntımız yok. Herkes sakin olsun. Ya arabayı kilitlemişim, sonra içeriden açtım. Kırlancam aldırmayın, aldanmayın lütfen. Aldırmayın. Aldanmayın diyorum sürekli. Aldanın aslında bilinçaltında onu demeye çalışıyorum. Aldanın lütfen, söylediğim sözlere artık bir aldanır mısınız ya? O kadar yalan söylüyorum, emek harcıyorum. Bir türlü bir aldanmıyorsunuz ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Nasıl bu uygarlık bu ya? Nasıl bir dünya bu ya? Evet şeyi tahmin edebiliyorum, böyle bir outro yapmaya başlamışken bir videonun devamı var. 10 dakika falan. İsmi mi unuttu acaba? Videoyu sonlandırmayı mı unuttu? Yok bir şey unutmadım. Burada çevirdiğim bir arabayla geleceğim Roman'ı seni almaya. Taksicilik günlerimizden çok da bir farkı olmayacak. Yani keşke Roman'ın taksisini, taksici şirketini baştan kursak. Çok güzel olurdu. Efendim. Ne oldu lan? Benim telefonum çalıyor. Aslında. Ne oldu lan şu an? Siz duydunuz mu değil mi? Okey. İlginç bir olay. Hız yaptığınızda polisler yine bir şey yapıyor. Bir
Korna çalıyor. Her kim aramışsa bir önce... Aa çok iyi lan! O aracı ilk defa gördüm. Birinin daha sonra köprüden bu şekilde geçen bir aracı ilk defa gördüm. Lan keşke İstanbul'da da böyle bir şey olsa, köprüden o şekilde geçsek. Ne? Nükleer değil, ne? Neydi ya bunun? Şeyde falan da olur. Aa, neye binersin ya? Aa, yukarı aslan böyle araçlar şeyin dağın zirve kısımlarına falan gitmek için veya gitmek. Unuttum ha. Neyse onlardan işte böyle. Evet evet. Köprülerin üzerinde de olmalı. Ya güvenliğini sağlamak ne kadar kolay olur hiç bilmiyorum tabii. Bayağı sıkıntılı işte. Bayağı şey yani. Müthiş bir şey olur ve sürekli kullanılır ha. Nasıl becerdi bir arabayı şu hale getirmeyi ya? Roman selam kardeşim sana. Bir arabayla geliyorum var ya, bir arabayla geliyorum, inanmayacaksın nasıl bir araba olduğuna. Diyeceksin ki bunu böyle yapmak yetenek ister. Evet ister. İşte o yetenek bende. Roman o yetenek bende. 3 tane cinayet işledim acaba sırf Roman'la içmeye gitmek için. İnanılmaz. En azından eski yerlerimizdeyiz yani. Buralardayız yine. Roman inanamazsın kardeşim. Getirdiğim arabaya inanamazsın kuzen. Sen neden buradasın? Ne yapıyorsun sen burada ya? Hocam burada senin eski şeylerin yok mu ya? Lan duman geliyor. Roman fena yaptık ha. Başka bir araba gelecek. Gel abi binmek istiyorsan gel. Ben binmezdim. Şu arabayla sevgilim gelse yerimde dursa derdim hayır olmaz. Hadi bakalım diyor gidelim. Annenle bir mesaj aldım diyor. Bana bir e-mail yollamış. Evet. Onun hakkında endişeleniyorum. Belki buraya taşınmalı bizimle birlikte. Aynen belki organizasyonumuza katılmalı. Bizimle birlikte araba çalarız. Mafyaya karışırız. İnsan öldürürüz. Sadece fikir de kazın. Tamam diyor. O da uyuşturucu tüccarlarına bayılıyor diyor zaten. Nereye gideceğiz biz? Aa şuraya gidelim ha. Bara gidelim dibimizde. O da zaten kaçakçılar ona buna bayılıyordu. Anneni çok seviyorum. Bu gerçekten mükemmel bir kadın diyor. Ama sadece tek küçük bir kusuru var diyor. Senin gibi leş gibi bir herifi yetiştirmiş. Yo. Diyelim bakalım Vlad'ın, Uncle Vlad'ın barına. Hayır comrades. Rahmetli Vlad'ın anısına kadeh kaldırırız diyor. Orayı çok seviyorum diyor. Vlad gittiğine göre oranın öyle havası içime çekebiliyorum sonunda. Gel bakalım. Atla bakalım Roman. Bu eyaleti bu kafada diyor bu yani bu sarhoş bir şekilde falan. Quick. Are you throwing up, Roman? I'll throw up on you. If you give me any more lip and be. No, I need to play some bets. I'm feeling lucky. You're lucky to be conscious. You drunk so much. I have a good feeling in my gut. There's money to be won, Nico. Wonderful dollars to collect from stupid chumps. Aha. Para kazanabiliriz diyor. Para kazanacağız diyor Niko'ya. Gaza getirmeye çalışıyor ulan abicim. Evet. Yine hoş geldiniz ahbaplarım. Müthiş şoförlük yeteneklerine kafadayken. Cam diyor bak dur böyle. Şey yapmadı ya. Oğlum oraya çıkma lan. Köprünün yanlış duvarına ilerliyorsun.
Aşağıda öyle tabandan süreceğiz arabayı, tabandan. Oğlum lan, tabandan süreceğiz arabayı. Memur bey, bizi çıkarın şu arabadan. Sakin ol ya bir. Oğlum peşimizden polisler geliyor, ben arabayı duvara sürüyorum. Duvardan da sürüyorum. O köprüde çok durmuş. Araba yanmaz umarım biz gidene kadar. Abicim. He, bir deprem oldu. Biz çeler içtik, bir deprem oldu gerçekten onun üstüne. Kimyasal, çeşitli kimyasal tepkimeler oldu vücudumuzda aldığımız alkolden dolayı. O yüzden o enerji yeryüzü kaldıramadı. Nereye gideceğiz? Dümdüzlere gideceğiz. Dümdüzlere gideceğiz. Bence yaparız. Abicim yapma! Araba! Nico diyor polisler peşimizde. Ben de polis olurum. Ben de peşime düşerim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş sür. Araba sağa sola dönüyor. Arabayı güvenli bir şekilde ulaştırmamız lazım. Bu arabayı yoldan aldık. Memur bey, yanarız. Hepimiz yanarız şurada. Hepimiz şurada yanarız. Rom'un evine ulaşmamız, eve gitmemiz lazım. Döveceğim seni oğlum, çok pis döverim seni, konuşmayı bırakacaksın. Eve ulaşamayacağız. Tükürüm diye böyle işin içine, sür arabaya gitsin diye. Ulan ne kadar kaldı? Öf. Yapmayın memur bey, hepimiz yanarız şu noktada. Roman peşinden gel, Roman koşuyoruz, Roman. Koşacağız, koşacağız, koşacağız. Roman seni tutuklalar mı? Geri dön arkadaşına. Ulan Roman, Allah kahretmesin seni ya. Roman orada bekliyorsun gerçekten, gerizekalı. Atla lan, atla! Öf, ha gel. Geldik mi lan? Belki ayılırsınız. Belki ayılırsınız. Memur bey, şurada bir şişe yiyelim lütfen ya. Oğlum, peşimizden memur geliyormuş. Roman gel, atlasana arabaya Roman! Taksici şey yaptılar. Azıcık ayıldım, tamam, oh be. Neyse şey, mesai de azıcık uzattık, şey yaptık yani. İçmenin üstüne bir de şey yaptık. Şeyler yedik, kendimize geldik. Güzelce takılmış da olduk. Görüşürüz hocam, kendine iyi bak. Ben polisler, bunlar burada mı kalacak acaba? Hah, yok. Böyle. Gerçekten burada kalsın ve yani inanılmaz. Roman, evet, iyi zaman geçirdik Roman'la. Tersini söyleyen haindir zaten şu an. Evet, değerli ahbaplarım, değerli dostlarım, çok teşekkür ederim. Bana, Nico'ya ve Roman'a katıldığınız için bu son maratonda da gerçekten çok 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 zorlandım. Çok zorlandım. GTA 4'te bu kadar zorlanmamıştım hiç. Yine dediğim gibi açıklamalarda bir takım bir şeyler bulabilirsiniz. Sonraki videoları görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.